Müslüman iki dönem beraberiz. Evet. Haydar Bey Başkanım, Allah ondan razı olsun, hiçbir zaman ben demedi, biz evet dedi. İnsan, her arkadaşlarımız onur etti. Çok güzel, eğer Trabzon'da Türkiye ortalamasının çok üzerindeysek, evet, Haydar Bey'in büyük bir bunda rolü vardır. Niye? Ekip olarak bizi çalıştırdı. Evet. Yeni görevinde Cenab-ı Hak ona başarılar nasip eylesin, geleceğini de hayırlı eylesin. Biz Haydar Bey'den razıyız. Anladım. Başkanım, temayül yapılıyor. Hazırlıklar yapmışsınız, salonu hazırlamışsınız. Evet. Belki bundan sonra partide olmayacaksınız. Yeni gelen arkadaşlara nasihatiniz, öneriniz ne olur? Çünkü bazen siz alçak gönüllü bir insansınız. Böyle çok konuşmayı sevmiyorsunuz ama bazen görev yapanlara, yapmayanlar, dışarıda olanlar ağır eleştiriler yapıyor. Bunlara söylemek istediğiniz bir şeyler var. Yani İlk şeyinize cevap vereyim ben. Bu dava, biz buraya bu işe dava diye inanmıyoruz. Evet. Kesinlikle makam, mevki, böyle bir şey. Hiçbir zaman biz makamlara talip değiliz. Bize derler ki şu göreve sizi ayık görüyoruz. Biz evet de uygunsa gideriz. Bir ikincisi, bir de dışarıdaki kardeşlerimiz eleştiri yapmasınlar. Eleştiri yapmaya toplumda değil de gelsinler partide. Evet. Bire bir arkadaşlara, il başkanımızdan beraber eleştiri yapsınlar. Başkanımız olsun, biz her zaman dinlemeye hazırız. Evet. Yani bu dışarıdan böyle konuşmak çok ucuz bir şeydir. Eyvallah. Bu şeye girmeyeceğim onlarla beraber. Anladım. Bazı arkadaşlarımız var, hakikaten çok böyle konuşuyorlar ama onlar kendi seviyelerini meydana çıkarıyorlar. Ama dedim ya, bu dava bizim için önemli bir davadır. Yani AK Parti diye bir görmüyoruz bu dava. Bunu bir dava olarak görüyoruz. İnşallah çok güzel şeylere, gelecek olan kardeşlerimiz çok güzel şeyler yaparlar. Biz de acizane elimizden geleni yapmaya çalıştık. Trabzon'a bir ilmi nasıl kazandırdık. Evet. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Elhamdülillah, çok şükür. Yani ne mutlu bize, arkamızdan birisi bize Allah razı olsun diyebiliyorsa bizim için en büyük mükafat. Devam edecek misiniz başkanım? Benim eğer değerlerime uygun bir adam olursa ben ondan devam etmem. Bir ikincisi, eğer benim değerlerime, bu davanın değerlerine, benim de ki yani bu davanın değerlerine uygun bir arkadaşımız gelirse, bana da davet ederse, ben de tabii bu davayı biz bırakamayız bizlerine. Evet. Elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz. Oy kullandınız. Kullanırken yani gönlünüzden ne geçti? Dedim ki ya Rabbim, benim değerlerime, manevi değerlerime bu dava 28 Şubat'ta biz çok şükür çektik. Cenab-ı Hak bizi o günlere bir daha döndürmesin. Bu davaya, yani ben 35 yıldan beri Refah Partisi'nden beri bu davanın içindeyim. Cenab-ı Hak bu davaya en güzel hizmet etmek kimse Rabbim onu nasip eylesin dedi. O şekilde oyumuzu kullandık. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Allah hayırlı etsin. Allah razı olsun. Hayırlı neyse olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Mustafa Usta AK Parti.